aldık kaydımızı Saint Joseph Lisesi'nden. Neyse işte taşınıldı edildi gittik. Eskişehir Atatürk Lisesi'ne kaydımızı yaptırdık. Şimdi orada bambaşka bir dünyaya gittim ben. Hani bugünkü gibi değil. Bugünü Türkiye'nin yani hemen hemen her yeri. Yani şu televizyonu, üniversitesi, memsi giren her yere belki standart olarak, gelir düzeyi olarak farklı olabilir ama yaşam şeyi olarak çok büyük bir fark yok. Yani o işte bakıyorsun Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir öğrencinin de altında bulicin üzerinde bir kasak, işte bir mont, işte ayağında bot. Hemen hemen aynı mamuller ve şeyler. İstanbul'un da en şeyisi aynı şeyler. Ben belki buradaki markadır, bilmem nedir falan, o öteki değildir ama yani çok büyük bir fark yok. Ama o dönemde ben dedim ya aman Allah'ım, ben burada nasıl yaşayacağım? Burası neresi? Ben nereye geldim? E şimdi yani açmışız gözümüzü Kadıköy'de, yani Erenköy'de. Öyle bir ortamdan, işte Saint Joseph'inden, Bahariyesinden, Modasından, Öner Bacısından, Kalamışından sen kalkıyorsun. Eskişehir'e gidiyorsun. İşte Eski Bağlar Mahallesi'nde bir ev tutuluyor ve sen oradan işte liseye gidiyorsun. Liseye gidiyorsun. Gömleğin, kravatını, ceketini şey yapıyorsun. Bir de Şems Süperli Serpuş, bir de şey giyiyorsun, işte şimdi artık zabıta, polis falan da giymiyor, şimdi bir tek asker giyiyor öyle siperli şapkayı. İşte o tarz siperli şapkalar mutlak surette şeyden, okulun kapısından giremezsin eğer şapkan şeyin yoksa, kravatın yoksa. Hep şapka kravat kontrolü yapılır yani lisenin kapısından girerken her sabah. Koltuğun altında o şapka, işte çanta, bilmem ne. Arkadaş grubu çok farklı. Yani Anadolu şey insanlar. Yani o kadar büyük bir kültür ve şey farkı var ki aramızda. Ben burada ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl intibak edeceğim? Kurban olduğum Allah'ım yani... Çok sürmedi ya, emin olun 3-5 gün belki ya sürdü ya sürmedi. Şehre alışamadım, Allah biliyor ya yani, aman işte sömestri yaklaştığında ben 2-3 gün önceden, o 2-3 gün devamsızı göze alıp pat İstanbul'a kaçıyorum. İşte yaz tatiline yaklaşıldığında ben bir hafta 10 gün önce devamsızı müsaade ediyorsa hemen İstanbul'a kaçıyorum, yazı burada getiriyorum. İşte okul açılmış 3-5 gün olmuş, ben ancak dönüyorum. Yani şehre o kadar şey yapamadım ama oradaki arkadaşlarımın, orada edindiğim arkadaşlıkların, orada tanıdığım dostların şeyi bambaşkadır yani. Zaten dediğim gibi yani Eskişehir benim için asıl doğumdur yani. Nasıl ki hani annemi İstanbul'dan getirip de Eskişehir'deki Devlet Emrioğlu Hastanesi'ne doğum yaptıysa kadıncağız, yani orada doğduysam, aynen gerçek doğumum da Eskişehir'de oldu. Onu da anlatayım. Ve nasıl bir hadiseyle cereyan ediyor olay. Tabii bu, aynen buradan gittiğimiz gibi kafamızda şeyde hiçbir değişiklik yok ama sadece işte buradaki alışkın olduğumuz ortamı orada bulamamanın sıkıntısı var. Bu arada futbol tabii ki, top oynuyoruz. İşte tabii top oynuyoruz, lisansiye olarak oynuyoruz ama amatör kümede oynuyoruz. Ondan sonra işte Kaya da zaten yetişti, onunla zaten aramızda 2,5-3 yaş bir fark var. O da aynı şekilde en az işte Tuna Spor var. Ligde en amatörlükte işte en iddialı, hep şehir şampiyonu, Eskişehir şampiyonu bana olan bir takım. Orada oynuyoruz. Seviyoruz da tabii, işte lise takımı falan derken
Bu arada bilirsiniz yani futbolla meraklıysanız eğer. Bir yerde de ya işte bir maç var bilmem ne var falan dendiğinde hep bu tip adamlar aranılır, alınır, götürülür takviye makviye şeyine. Yine mahalle arkadaşları şeyler. Dediler ki ya bir maç var. İşte Eskişehir'in Kızıl İnler ilçesinde orayla maç alınmış, özel bir maç. İşte takım topluyoruz, işte gideceğiz, maç yapacağız, işte kalacağız, edeceğiz, döneceğiz. Ne olur gel, ne olur gel falan biz. Peki dedik. Aldık malzememizi, şeyimizi. İşte nereden? İşte Yalaman'dan, filan sokağın köşesinden kalkacak otobüs. Peki tamam dedik, aldık malzememizi, şeyimizi, gittik. Bu arada böyle o sokağın içinde bir evin önünde duruyor otobüs. Evin camından da biz emsal, bizimle aynı yaşta, böyle zayıf, bir esmer bir genç de bakıyor. İşte binenlere laf atıyor, şey yapıyor falan. Binenler ona bir şeyler söylüyorlar. O mahallenin çocukları yani. Çünkü o mahalle maçı alan. Ben yabancıyım, çağırdılar diye gittim. En son bir tanesi dedi ki, ya dedi köylülerle oynayacağız arkadaş, kavga çıkar mavga çıkar, sen de gelsene dedi ya İzzet dedi. Bir iki dakika falan geçti, tamam geliyorum dedi o da. O da geldi bindi otobüse. Geldi bindi ve yanıma oturdu. Yani beraber yola çıktık. Merhaba işte ben Yalçın, ben İzzet falan. İşte o konuşuyor tabii mahalle arkadaşları, diğer futbolcular, her şeyler. İşte biz de katılıyoruz, matıyoruz derken orada böyle bir tanışıklığımız, bir şeyimiz oldu. Ve çok sevdim ama. Aynı şekilde o da beni çok sevmiş. Ya görüşelim, edelim falan. Neyse gittik, maçımızı yaptık, ettik işte. Döndük, geldik, ayrıldık tabii. Görüşmek üzere falan diye. Sonra benim şeyim gene devam ediyor. Malum anlattığım üzere hayatım devam ediyor işte. Okuldu. İşte o zaman tabii şimdiki gibi değil olay işte. Kafelerde, kahve değil ama yani kahvehaneye hayatımda hiç girmedim. Birkaç tane pastane, kafe türü yeri vardı zaten o dönemde Eskişehir'in. İşte biri Kılıçoğlu pasajında, şeyde, o Kılıçoğlu sinemalarının olduğu şeyde. Ordu evinin hemen çaprazında. Ha, Ordu evinin hemen çaprazında deyince de bakın oradan da nereye gittim. Eskişehir Ordu evinin bulunduğu arsa, üzerine inşa edildiği arsa. Daha önce babaannemin hatıralarını anlattım. Babaannemin babası Şemsettin Bey'e ait bir arsa. Çünkü şeyden sonra da Eskişehir'deki askeri hastanenin son dönemlerinde artık kuruluşunda falan da bulunmuş. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonraki safhada Şemsi Bey. O arsa da olmuş. Yani onu gelip babaannemden şey yaptılar. O sattı. Ordu evi, Eskişehir Ordu evi o arsa üzerine kurulu. Onun çaprazındadır işte bu Kılıçoğlu pasajı, sinemaları, pastanesi. Şimdi bilmiyorum duruyor mu? Çünkü benim enteresan bir şeyim vardır. O Eskişehir kalsın zihnimde diye ben Eskişehir'den ayrıldığım günden bugüne Eskişehir'e gitmedim. Trenle geçtim. Fakat inip Eskişehir'e gitmedim. Eskişehir'i gözümü kapadığımda o caddeleri, o sokakları o haliyle gözümde. Mecbur olmazsam da gitmem. Öyle yaşıyor çünkü şu anda Eskişehir benim içimde. Aynı o haliyle. Velhasıl benim yine işte o hayatım o sürüyor. İşte o kafeydi, pastaneydi, bilmem neydi. İşte bu arada bizim işte kavgacı falan filan gibi görünmemizden veya işte bu tip şeylerin içinde sık sık tesadüfen bulunmamızdan kaynaklanan bir şeyle böyle o dönem işte böyle delikanlılığa şeye hani kabalığa falan böyle meraklı şey tiplerle falan da bizi pek bir şey yapıyorlar, seviyorlar, tutuyorlar, ediyorlar falan. İşte biz gireriz şeye, bakarız bir pastaneye, bir kafeye girdiğimizde bakarız oranın bitirimleri, şeyler ayağa kalkarlar falan böyle.
karşılama, ikram, yardım, davaları. Böyle bir şey içinde. O çağları yaşıyoruz yani.